Ahmet Kekeç, bak bomba doğru yerde patladı can. Niye bombaları, terörü, kargaşayı, kaosu, hendekleri, iç savaşı seviyorlar ve destekliyorlar? Niye mi? Bütün bunları Erdoğan'ı devirmenin aracı olarak görüyorlar da ondan. Dün sistematik terör yüzünü veznecilerde gösterdi. Devrime giden yolda bir merhale daha kat edilmiş oldu. Gözlerim Selahattin Demirtaş'ı aradı. Soykırım tasarısının geçmesi için elinden gelen her melaneti sergileyen, ulusça ortak oldukları eylemi bir kesime yazmak için her tezvirin üzerine balıklama atlayan Demirtaş'ın dünkü terör saldırısını hangi ifadelerle tahfif edeceğini merak ettim. Dürümlü'deki patlama müthiş canını sıkmıştı. Köylüler ölmüştü. Bir diğer ifadeyle bomba doğru yerde patlatılmamıştı. Selocan kafasına göre doğru yer, emniyet birimleri yahut askeri bölgelerdi. 15 ton patlayıcı yüklü kamyon doğru yerde patlatılmak üzere yola çıkmıştı ama bir kaza olmuştu. HDP seçmenlerinin ağırlığı oluşturduğu bir köyün yakınlarında dürümlü mezrasında patlatılmıştı. Daha doğrusu kamyonun sevk ve idaresinden sorumlu olan kişiler sorumsuz davranmışlardı. Nitekim Demirtaş düzenlediği basın toplantısında patlamayı kınamak yerine mahut birimleri yani teröristleri sorumsuzlukla suçlayan bir açıklama yaptı. Bu açıklama bir takım mecralarda Demirtaş PKK'yı eleştirdi başlığıyla haberleştirildi doğru Demirtaş PKK'yı eleştirmişti ama terör uyguladığı için değil bilakis terörü doğru uygulayamadığı bombayı yanlış yerde patlattığı için eleştirmişti. Eskiden açıkça PKK dağdaki önderlik gerilla filan derlerdi. Şimdi sorumlu olması gereken kişiler diye ortaya laf yuvarlıyorlar. Benzeri bir yaklaşımı PKK militanlarını ekolojik devrimciler diye pazarlayan Pensilvanya güdümlü Cumhuriyet gazetesi de sergilemişti. Kızılay'daki 37 sivil vatandaşın hayatına mal olan patlamanın yanlışlıkla meydana geldiğini yazmıştı. Hedef çevik kuvvetmiş, bir zamanlama hatası olmuş, bomba erken patlatılmış. Nasıl yani? Şöyle, Cumhuriyet Gazetesi'nin görgü tanıklarının ifadesine dayanarak yaptığı haberden aynen aktarıyorum. Bu görgü tanıklarının kaç kişi oldukları, hangi ismi taşıdıkları bir türlü anlaşılamamıştır. Seher Çağda Demir'in kullandığı aracın hedefinin, güven park içindeki çevik kuvvet olduğu, ancak belediye otobüsünün bir anda yola çıkması nedeniyle panik yaşayan bombacının otomobili burada infilak ettirdiği bildiriliyor. Belediye otobüsü bir anda yola çıkmasaydı, bombacı kızcağız, kızcağız tanımlaması CHP'nin Halk TV'sinde program yapan Ayşenur Aslana aittir. 37 insanın katiline kızcağız dedirten karanlık panik yaşamayacaktı. Bombayı doğru hedefte patlatacaktı. Siviller değil, gencecik güvenlik görevlileri ölecekti. Bu da son derece doğal bulunacaktı. Öyle ya. Çevik kuvvette görev yapan polisler insan değiller. Anneleri babaları yok. Çoluk çocukları yok. Bu dünyadan bir beklentileri yok. Bir idealleri yok. Dolayısıyla yaşamaya hakları da yok. Dün veznecilerde çevik kuvvet hedef alındı. Siviller de hayatını kaybetti ama ölenler arasında ağırlığı polisler oluşturuyordu. Demirtaş memnundur. Pensilvanya çocuğu Can, bomba doğru yerde patlatıldığı için mutludur. Ahmet Kekeç, Star.